Opsiyon piyasasının bizlere sunmuş olduğu en önemli avantajlardan bir tanesi de opsiyonlarda alış yapabildiğimiz gibi dilersek açığa satış da gerçekleştirebiliyor oluşumuz. Tabii opsiyonlarda dilersek açığa satış yapabiliyor oluşumuz, yani kısa pozisyon alabiliyor oluşumuz aslına bakarsanız bize opsiyon stratejisi türetme bakımından çok büyük bir imkan da sunuyor. Elbette opsiyon almakla, yani bir alım opsiyonu almakla, örneğin bir satım opsiyonu satmak, İkisi de bir düşüş beklentisi dahilinde uygulayabileceğimiz stratejiler olmasına rağmen ikisinden hangisini tercih etmek bize ne gibi avantaj ve dezavantajlar sunuyor? Opsiyon satmanın opsiyon almaya göre ne gibi farklılığı var bize risk ve getiri anlamında? Şimdi bugün bu videomuzda bu soruları örnek işlemler üzerinden ele alacağız. Diyelim ki gümüş fiyatında düşüş bekliyorum. Bu durumda gümüş dayanak varlıklı bir satım opsiyonunda alım yapabileceğim gibi, gümüş dayanak varlıklı bir alım opsiyonunda satım yaparak da bu düşüş beklentisine yatırım yapabilirim. Peki aradaki farklar nelerdir? Şimdi opsiyonumuza tıklayarak opsiyon parametrelerini biraz inceleyerek bu soruya da cevap arayalım. İlk başta gördüğünüz gibi opsiyonumuzun deltası %90. Diğer bir ifadeyle dayanak varlık fiyatı, yani ons gümüş 1 dolar yükseldiğinde bu opsiyonun fiyatı yaklaşık olarak 90 sent yükselecek. 1 dolar düştüğünde ise 90 sentlik bir düşüş olacak opsiyonda. Dolayısıyla zaten buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Bu opsiyonu açığa sattığımızda bu opsiyon dayanak varlık fiyatı değer kaybettiğinde düşüşe uğrayacak. Dolayısıyla bu opsiyon satan açısından kâr elde etme anlamına gelecek. Zaten bir alım opsiyonunda alış yapmak madem ki yükseliş beklentisine yapılmış bir yatırım stratejisidir, buradan yola çıkarak, yani tersinden düşünürsek, bir alım opsiyonunu satmanın da düşüş beklentisinde uygulanabilecek bir strateji olacağı açığa çıkacaktır. Şimdi burada bir satım opsiyonu satın almak yerine bir alım opsiyonu satmayı tercih ettiğimizde karşımıza bazı noktada farklılıklar çıkıyor. Bir opsiyon sattığımızda gamma negatif olacaktır bizim için. Dolayısıyla gamma riskini almış olacağız. Bu şu anlama geliyor: bir opsiyon satın aldığımızda dayanak varlık fiyatı bizim beklediğimiz yönde hareket ederse, bu durumda kârımız gittikçe artacaktır ve o opsiyonun yükselişi, o opsiyon değerindeki yükseliş sınırsız bir şekilde artabilir. Ucu açık bir şekilde artabilir. Çünkü bizim beklediğimiz yönde bir hareket olduğunda bu deltayı gittikçe 1'e yaklaştıracaktır. Ancak opsiyon sattığımızda tersine bizim beklediğimiz yönde bir hareket olursa bu opsiyonun deltası da yavaş yavaş 0'a yaklaşacaktır. Dolayısıyla opsiyon sattığımızda kar potansiyelimiz sınırsız değildir. Sınırlıdır. Neyle sınırlıdır? Opsiyon satarken aldığımız primle sınırlıdır. Örneğin bu opsiyonu satacak olursam yaklaşık 2.4 dolarlık bir prim alarak işleme başlayacağım ve bu prim benim elde edebileceğim kârın da limitini belirleyecek. Yükümlülüğüm ise sınırsız olacak. Diğer bir ifadeyle, ons gümüşte beklediğim gibi düşüş olmaz, yükseliş olursa bu durumda bu opsiyonun fiyatı yukarı yönlü olarak artış gösterecektir. Bunu sınırlayan herhangi bir şey olmayacak piyasa şartlarından başka. Şimdi madem ki durum böyle, öyleyse neden opsiyon satıyoruz? Bir bakıma aslında, yani sınırlı getiri potansiyeliyle sınırsız risk üstleniyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Bir opsiyon sattığımızda belirli bir oynaklık beklentisiyle zaman değerinde opsiyon primine ilave ederek satarız. Ve bu zaman değeri vade sonuna kadar sıfıra inecek olmasından dolayı opsiyonun bu zaman değeri, dayanak varlık fiyatı hiç değişmese bile eriyecektir ve bu erimede opsiyon değerini indireceği için bu aslında bizim lehimize işleyecektir. Diğer bir ifadeyle aslında bir opsiyon sattığımızda dayanak varlık fiyatı hiç değişmese bile vade sonu açısından bakacak olursak ben zaman değeri kadar pozisyonumu kârda tamamlarım. Bir diğer faktör de opsiyon sattığımızda Vega'nın negatif olacağıdır. Vega negatif olduğu için yine opsiyonu satın aldıktan sonra diğer parametreler aynı kalsa bile eğer örtük oynaklıkta, yani dayanak varlığın
beklenen oynaklığında düşüş olursa yine bu da opsiyon değerini aşağı çekecek. Dolayısıyla bu da yine satış yapan tarafın kârına olacaktır. Evet, bu opsiyonda satış işlemimizi gerçekleştirelim. Evet, bir ne yaptık? Alım opsiyonu sattık. Dolayısıyla bir düşüş beklentisine yatırım yapmış olduk. Şimdi bir de satım opsiyonunda satım yapmayı örneklendirelim. Bu durumda nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? Şimdi satım opsiyonunda alış yaptığımızda düşüş beklentisine yatırım yaptığımıza göre, satım opsiyonunda satış yapan taraf olduğumuzda da bu bizim aslında yükseliş beklediğimizi gösteriyor dayanak varlıkta. Ancak bir satım opsiyonu sattığımızda da yine alım opsiyonu sattığımızda olduğu gibi gamma bizim için negatif olacaktır. Bu yüzden bir gamma riskini alıyoruz. Diğer bir ifadeyle beklediğimiz gibi piyasa eğer yükselmezse ve düşerse bu durumda bu opsiyonun prim kazanmasından dolayı zarar riskimiz sınırsız olacaktır. Yine teta'nın negatif olduğunu görüyoruz. Hem alım hem satım opsiyonlarında teta negatiftir. Dolayısıyla bir satım opsiyonu sattığımda da yine zaman değeri aşılması benim lehime eşleyecektir. Aynı şekilde vega pozitif, ancak biz satış yaptığımız için vega da bizim açımızdan negatif olacaktır ve yine dayanak varlık fiyatındaki beklenen oynaklık düştüğü takdirde bu satım opsiyonunun primine olumsuz yansıyacak. Ancak biz açığa satış yapmış olduğumuz için bu bizim lehimize işleyen bir faktör olacaktır. Evet, burada da satış gerçekleştiriyorum. Evet, pozisyonlarımızı inceleyelim kısaca. İlkinde ons gümüş bir alım opsiyonu sattım. Yaklaşık 2.4 dolarlık bir prim alarak sattım bu opsiyonu. Eğer bu opsiyon vade sonunda zararda sonlanırsa, ki bu opsiyonun kullanım fiyatı 22.5, yani ons gümüş vade tarihinde 22.5 dolar ya da daha aşağısına fiyatlanırsa, bu aldığım primin tamamını ben kâr olarak haneme yazacağım. Benzer şekilde bir sonraki opsiyonu da, yani satım opsiyonunda yine 22.5 dolar kullanım fiyatından bir satım opsiyonu sattım. Oradan da yaklaşık 9 centlik bir prim aldım. Orada da ons gümüş fiyatı vade tarihinde eğer 22.5 dolara eşit olursa ya da daha üzerinde olursa, bu opsiyon zararda sonlanacağı için karşı tarafa herhangi bir ödeme yükümlülüğüm doğmayacak. Bu yüzden yapmış olduğum işlemde aldığım primin tamamı bana kalacak. Eğer opsiyon vade sonunda kârda tamamlanırsa ne olacak? Bu durumda da eğer başlangıçta aldığım primden daha az uzlaşı ödemesi yapmak durumunda kalırsam karşı tarafa, yine pozisyonumu kârda sonlandırmış olacağım. Tabii ki burada en önemli faktör aslında opsiyon sattığımızda zaman değeri aşınmasının bizim lehimize olması ve aynı şekilde örtük oynaklıktaki olası düşüşünde bizim lehimize olması. Diğer taraftan bu lehte faktörlere mukabil gamma riskini alıyorum. Diğer bir ifadeyle bu pozisyonda elde edebileceğim kar aldığım primle sınırlıyken, zarar riskim opsiyonun değerini yükselmesiyle ilgili herhangi bir sınır olmadığından dolayı sınırsız olacaktır. Ancak artı zaman değeri alarak sattığım için opsiyonu, aslında bir bakıma burada olasılıklar daha çok benden yana olacaktır. Son olarak şu hatırlatmayı yapalım. Opsiyon alırken hatırlayacağınız üzere teminat ihtiyacımız %100'dü. Ancak opsiyon satarken teminat ihtiyacımız %10'dur. Diğer bir ifadeyle, örneğin burada 2.4 dolardan bir opsiyon sattığımda yaklaşık 24 centlik bir teminat kullanmam yeterli olacak. Ancak şunu unutmayalım. Opsiyon fiyatı yükseldiği takdirde teminat ihtiyacımız da artacaktır. Bu yüzden eğer teminat ihtiyacımız açığa satış yapmışsak ve biz açığa satış yaptıktan sonra opsiyon değerinde yükselme yaşanırsa, teminat ihtiyacımız %125'in altına düştüğü takdirde margin call çağrısı alacağız. %100'ün altına düşerse de pozisyonlarımız en zararda olandan başlamak üzere stop out olacak. Yani otomatik olarak kapatılmaya başlanacaktır. %100 teminat ihtiyacımız ne kadardı? Opsiyonu sattığımız fiyatın 10'da 1'i kadar. Dolayısıyla opsiyon fiyatının 10'da 1'i kadar en az hesabımızda teminat olması gerekiyor bu pozisyonu taşıyabilmemiz için.
Bir başka videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın.